Neden dolayı hemen E açısı da aynı. 3, 3 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi karşılık kenarlar birbirine eşit 3. Böylece 9'dan 1 çıkarsa 8, 2 kök 2 DE. Artık taban 4, yükseklik 2 kök 2, alan 8 kök 2 geldi D şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu 2 alfa 2 beta 180 alfa beta 90 durumundan dolayı burası 90. Şöyle uzattığımız zaman tabii ki E yine buraya dik olarak inecek. 6, 8, 10 üçgeni 10 çarpı h bölü 2 eşittir. 8 çarpı 6 bölü 2'den bu üçgenin yüksekliği 4,8 oldu. O zaman tüm yükseklik 7,8 yaptı. 7,8 çarpı 10'dan 78 E şıkkı. Z'den dolayı şu A açısı da bakın şöyle Z'yi unutmayalım paralellerde. Haliyle burada arkadaşlar orasını bir sileyim tamam. Alfa oldu. Alfa alfa. Burası da yine alfa. İkizkenar üçgen. Bir de şöyle kenarda dursun ADDE eşitliği. Açıortayı da görelim. 3K 5K arkadaşlar. O zaman 3K 5K açıortaydan dolayı çünkü. Ve burası da 4K olacak. Normal Pisagor 3 4 5. 4K eşittir 8. 3K 6 oldu. 5K da 10 oldu. Bundan dolayı artık 5K 10, DE de 10, taban 12, yükseklik 8, 96 C şıkkı. Bir paralel kenar çiziyorum şimdi şöyle. Paralel kenarda demiş ki köşegenlerin kesim noktasını E olarak belirleyin. Burayı da A, B, C, D. Sıralı yazmak lazım. Nereden başladığınızın önemi yok. Ama A'dan sonra B, B'den sonra C, C'den sonra D yazın, tamam mı? Köşegenler birbirini ortalar. Şu parça, şunlar da birbirine eşit. E'den AB'ye inen dikme 2 imiş. E'den BC'ye inen dikme de 3'müş. Temel kelebek benzerliğinden burası o zaman 2. Burası da 1'e 1 orandan dolayı 3 olacak. Yani bir yükseklik 4, bir yükseklik 6. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüksekliği 4 olan tabana şöyle A diyelim, buraya da B diyelim. 4 çarpı A da aynı alanı sahip, 6 çarpı B de aynı alanı sahip. O zaman burası arkadaşlar 3K, burası 2K. Çevreyi de vermiş bize. 5 çarpı 2'den 10K eşittir 30. K 3 oldu. 3K 9 olduğu için paralel kenarın alanı 9 çarpı 4 36 A şıkkı. Burada temel olarak şu kuralı bilebilirsiniz bakın. Tam bu D doğrusuna paralel bir şekilde B'den geçecek şekilde yapalım. Haliyle burası aslında bir dikdörtgen olur. Şöyle buraya Y dersek, hatta 2'ymiş orası bakın 2, burası da 2, B noktası. Kural neydi? Karşılıklı köşelerden indirilenlerin toplamı birbirine eşit. Yani 8, şurası 2 daha 10, 8 2 daha 10 artı 0. B bakın, B'den bu doğruya inen dikme yok. Sonra arkadaşlar C'den bu doğruya inen dikme 7, A'dan inen x artı 2. İşte karşılıklı olanlar A ve C'yi topladım. Karşılıklı olanlar B ve D'yi topladım. Bunlar birbirine eşitti kuralda. Bu yüzden x 1 geldi A şıkkı. Şu açıortay ve yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Önce DF ile FE'nin eşitliğini bir görelim. Bundan sonra arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Şöyle buraya 2A yazayım, buraya 2A yazayım. Sonuçta itibarıyla burası 2A artı 6 oldu. Orta taban EBCD yamuğunda çünkü paralellik olduğu için sonuçta bunlar da birbirine eşittir. Artık 6 artı 6 artı 2a bölü 2, 2a'ya eşit. 12 artı 2a eşittir 4a'dan. A 6 oldu. Böylece x de 18 geldi B şıkkı. Alfa, alfa diyelim. Bir kere dik V'den dolayı diyorum bunu. Z'den dolayı alfa. Bak burası da beta olsun. Şimdi dikkat. Bir kere karşılıklı açılar birbirine eşit ya. Burası 2 alfa. Alfa artı beta 90 olduğu için 2 alfa artı 2 beta 180'dir. Bak burada 2 alfa var, beta var. Demek ki o buradaki eksik açı beta olmalı ki toplamları 180'e tamamlansın. Dolayısıyla kendiliğinden bu da ikizkenar geldi. Bunlar zaten ikizkenar AE ve ED birbirine eşit. Şimdi tabanı verilen bir dik ikizkenar üçgen olduğu için tabana dik indiriyorum. Burada da tabana dik indiriyorum. Böylece benzer üçgenler oldu bakın. Alfa beta 90. Alfa beta 90 ve soruda zaten direkt istediği şey işte bu. 90'ın karşısı 2K, 90'ın karşısı K benzerlik oranı 2, beta'nın karşısı 6, beta'nın karşısı küçük de
O zaman 3 olacak. Haliyle buradan 4, 4, 3, K5, 2, K10, 15 oldu E şıkkı. Şöyle karşılık kenarlar birbirine eşit 18. Alfa yöndeş açıdan yine alfa. Burası da beta. Gördüğünüz gibi 90'ın karşısı 12, 90'ın karşısı 18. Benzer üçgen bunlar zaten. Haliyle beta'nın karşısı 6. Büyük üçgende beta'nın karşısı x, küçük üçgende x, böylece 2 bölü 3'ten 4 oldu C şıkkı. Şöyle C noktasından bir dik indirsem, dik yamuktan dolayı arkadaşlar, yani tamamen ondan dolayı ilk etapta. Sonra burası alfa alfa ise ne zaman dik kesişiyorlardı? Aslında iki tane açıortay olunca, bu da mecburen beta beta olacak. Ha güzel. Bakın şimdi açıortay ve dik, ben hemen bunu devam ettiririm böyle. Bu arada tabii ki burası 90. Bu da 90 olduğundan bunlar birbirine paralel. E FC zaten şöyle AT'ye paralel. O zaman arkadaşlar bu bir paralel kenar oldu. Ve dik yamuktan dolayı şuraya P diyeyim. PC 12. İkizkenar üçgenden dolayı PT 12. Paralel kenarın karşılık kenarları birbirine eşit 24 olması için 17 oldu A şıkkı. 2 alfa 2 beta 180, alfa beta 90, hemen bunları bir yazayım. Sonra 14, karşılık kenarlar birbirine eşit. Hipotenüsün bir dik kenarının iki katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgeni. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 14'ün alanını bulacağız. Bu açıda tabii ki 60 derece olacak. Bundan sonra tabii bana lazım olan aslında bir nevi CF değil mi? Bunu da şöyle yapalım. E'den bir paralel çekeyim. 7, 7. Burası da 7, muhteşem üçlü. Kendim paralel çekince Z'den dolayı alfa oldu. Z'den dolayı beta oldu. Böyle düşünün. 30-30-60-60 oldu bu yüzden. Haliyle arkadaşlar yukarıya paralel çektiğim için 3 kaldı. Ve bakın şimdi burası orta nokta, O noktası diyelim. O zaman E noktası da orta noktadır. Haliyle yine böyle orta tabandır. 6 olur. 14 çarpı 6 bölü 2. Sinüs 60, kök 3 bölü 2, 14 çarpı 6, 84, 21 kök 3 oldu arkadaşlar D şıkkı. Şimdi burada CFFB'nin iki katı denmiş. Bu bir. Çok alakasız şeyler var gibi görünüyor. Sonra bunlar orta nokta 2B. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu tabii birkaç yolla çözülebilir bu soru ama en rahat bu arkadaşlar. Şöyle tamamlarsanız biraz da beni soru çözdükçe bu yorumları daha iyi görüyorsunuz. Şimdi bakın burada bir kelebek benzerliği. Bunun bana faydası şu. Burası 2B olduğu için şuraya P dersem BP de B oluyor. Böylece bu bir dik üçgen olduğu için EHP, EB, BP'ye eşit. Böylece HB de bunlara eşit. Haliyle arkadaşlar B de 6 oldu. 2B de, yani X de 12 oldu B şıkkı. Kenarın alanı 6 santimetre kare verilmiş ve AD 2 kök 3 arkadaşlar. Şimdi bu paralel kenarın alanını bulurken ne yapacağız bakın. Şöyle bir dik indireceğim. Şu şekilde. O yüzden burası kaç olur? 2 kök 3 kök 3 olur. Yüksekliğin kök 3 olması beni nasıl ilgilendirecek? Bakın şimdi. O yüksekliği kök 3 buldum. Dediğim gibi 2 kök 3 çarpı h eşittir 6'dan dolayı h eşittir kök 3. Şimdi ben şu açıortay ve diki gördüğüm zaman hep söylüyorum, bir acaba ikizkenar olur mu diye düşünürüm. Şurası da arkadaşlar lazım olursa x diye söyleyelim. P diyorum. Burası da 2 kök 3 olacak. Sonra bakın buraya alfa dersek ikizkenar üçgenden dolayı alfa oldu. Z'den dolayı şöyle bakın. Z'den dolayı burası da alfa oldu. Şimdi paralel iki doğru arasında yükseklik değişmez ya. Burası kök 3 ise burası da kök 3'tür. İşte bu mantıktan dolayı ben P'den böyle AD'nin uzantısına bir dik indireceğim. Burası da arkadaşlar kök 3'tür. Çünkü paraleller arası uzaklık bir nevi. O zaman şöyle bir dik üçgen oldu gördüğünüz gibi. Ve bu dik üçgende kosinüs alfa bulunabilir bir şey. Neden kosinüs alfa diyorum biliyor musunuz? Bakın burada da kosinüs alfa var. Yani benzerlik yapmaya illa gerek yok. Büyük üçgende şuraya da H diyeyim hatta. H varmış, H1 olsun. PH1A üçgeninde kos alfayı bulursak küçük üçgende de kos alfayı hallederiz. O zaman burada Pisagor'dan 48 eşittir AH'ın karesi artı 3
AH bakın buradan 3 kök 5 oldu 45'ten dolayı. Kosinüs alfa da 3 kök 5 bölü 4 kök 3. Küçük üçgende kosinüs alfa 2 kök 3 bölü x. Buradan x 24 bölü 3 kök 5 oldu. 8 bölü kök 5 arkadaşlar, C şıkkı.